Çorum mutfağından Meryem Hanım'ın menüsü. Acı badem kurabiye, 3 adet yumurta, 150 gram badem, 50 gram ceviz, 1 su bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta, 3-4 damla acı badem aroması. Evet, Nursel'in mutfağına bugün en sevdiklerinden bir tanesi Meryemciği konuk oldu. Hoş geldin tekrardan, kırmadın. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Kızınla birlikte. Bugün size Çorum'dan misafirim çay saati ikramları yapacak Meryemcim. Bunu ben çok istedim yapmasını çünkü çok beğenmiştiniz. İlk önce acı badem kurabiyesi yapacağız. Evet. Bol bol evet. Bademimiz var. Yapması böyle aşamalı. Bir an önce başlayalım derim ben. Başlayalım. Evet. Kaç yumurta? 3 yumurta beyazı koyacağız ama ekstra piştikten sonra gerekirse ekleyeceğiz. Blender'da çekelim. Bademleri. Tartımızı alalım. Aslında sırf bademle de yapabiliriz. Hı hı. Sırf cevizle de yapabiliriz. Bir 50 gram kadar da ceviz koyacağım. Tamam. Bu kez. Darısını aldık. Hı hı. Yani şu 150 anda. 150 gram. Darısını alınca 150 gram. Acı badem kurabiyesi bence sadece şeyle olmalı ya. Çünkü onun tadı çok geliyor. Bademle olmalı. 150 gram şey. 150 gram. Onun İsterlerse üstüne de getir. 200 gram koyabilirler. Tamam. 3 yumurta beyazı. 150 gram badem, 50 gram ceviz. Cevizi de rengi daha güzel olduğu için koyuyoruz. Aklınızda olsun. Yağ çıkartmamasını istiyorum birazdan. Yani hiç tane kalmasın. Ama çok un gibi de değil. Yeter. Şöyle bir kaşık böyle sıyıralım. Şimdi şekerimizi alıyoruz. 1 su bardağı da şeker. 1 su bardağı da şekerimiz var. Bunu böylece ocakta pişireceğim. Bir tahta kaşık alayım. Devamlı karıştırarak bu. Pişireceğiz. Yaklaşık yarım saat pişecek. Açayım mı? Açalım altını. Şimdi şöyle. Bu olurken biz neyini yapacağız? Hiçbir şey. Piştikten sonra bunu bir tezgaha, yani mermer bir tezgaha alacağız. Veya aslında senin orada bir seramik tabak gözüküyor. Aha. Sanırım onda. Senin tahta olduğu için tezgaha alamayız. Meryemciğim altını bir göstersene, bakın ocağın çok kısık. Yani böyle yanmıyor neredeyse. Evet. Öyle bir şekilde. Yumurtanın beyazlarının pişip de hemen bu kıvamı sertleşmesini istemiyoruz. Evet. Sertleştirmesini. Sürekli de karıştırıyorsun. Sürekli de, evet, evet, kavrulacak. Yani anlayacağınız işimiz uzun. Evet. Yarım saat değil mi? Yarım tam saat. Yarım saat. Evet. Kıvamı ne olacak? Katılaşacak mı? Tabii ki biraz katılaşacak, hatta hamur kıvamına gelecek. Böyle yayılmayacak. Yaklaşık yarım saat doldu. Hemen alıyoruz. Bu almamızın sebebi de bu tencere içerisinde ılımadan pişmenin durması için önemli. Şimdi bu böyle az gibi duruyor ya, bundan en az 20 tane falan acı badem çıkacak. Gel şey yapalım, elimize tamam. Alalım onu. Tamam. Bahçeye canım. Çıkarayım seni, bahçemi gör. Hem soğutmuş bahçem olalım. Bahçem dikkatimi çekti zaten. Çok hem güzel. De bahçeme böyle çalışalım. Bir hava almış olalım. Nasıl güzel kömür kokuyor bak. Bak. Orada şimdi ayaklarını batırmayayım, yukarıda böyle bir şeyler ektim. Hava maalesef çok soğuk. Bende de yeni merak, sürekli bir şeyler deniyorum ama havadan dolayı tutmuyor. Baksana menekşe ektim. Çok güzel çekikler falan. Var var. Çok güzel şeylerim var orada. Menekşe herhalde saksıda olur diye tutmadı menekşelerim. Hadi çok gel. Güzel. Bayağı hemen aldık ya, soğudu bile. Evet. Bak evet. Bakalım. Valla tabağı almamız işimizi çok kolaylaştırdı. Evet. Elinle mi anlıyorsun? Kıvam çok güzel. Fırınımızı 150 dereceye ayarlayalım canım. Nerede pişirelim? Orta kısmını da pişireceğiz. Bir de yağlı kağıt. Yağlı kağıt. Alalım. Evet. Herkes evinde acı badem kurabiyesi yapsın. Konu komşuya havasını atsın. Şöyle çaya çağırsın. Öyle. Çok hafif şeyden yapıştırabilmek için. Ding! Evet. Bir tatlı kaşığı nişasta. Şöyle dolu bu dolu. Garanti olsun diye mi? Niye biraz koyayım? Kıvamı koyulaştırmak hem de çatlamasını sağlayabilmek için. Şimdi bundan da
3 damla. Heh, bunu bir gösterelim. Evet. Bunu böyle pasta malzemesi satan yerlerde çok rahat bulabilirsiniz. Aktarlarda da var. Acı badem. Acı badem aroması veriyor. Çok güzel kokusu, hı-hı, var. Kokusu var. Zararlı bir şey değil. Eğer acı bademiniz evde varsa acı badem de içerisine koyarak bunu kullanmayabilirsiniz. Ama kıvamı koyu olur, evet, o zaman. Evet. 3. Şöyle bir tane daha şey yapabiliriz. 3-4. Bakayım kokusuna. Çok yoğun. Tavsiye etmem. Böyle birkaç saat dilinizden gitmiyor bile. Şu an mesela bence şu biraz katı. Bayağı katı. Bu sonradan eklediğimiz yumurta beyazı. Daha önce verdiğim tarifte koymuyordum. Hem kıvam rahatça ayarlamamı sağladı. Hem de daha sonraki çatlamasını sağladı. Şöyle mesela koyduğum zaman da dağılmadan, bakın gördün mü? Durabiliyor. Bu kıvam bence gayet güzel. Koyalım poşete. Poşetimize de aldık. Şimdi bir makas alayım. Şöyle ucundan. Minicik. Değil mi? Çok da minik değil. Çünkü sıkarken de rahat sıkılsın. Baksana çok şekerler. Olmakta. Kaç derecede, kaç 150 dakika? 150 derecede. 150 derecede, evet, 15 dakika. Tamam. Evet, acı badem kurabiyemiz pişmeye devam ederken biz ikinci olarak börek yapalım mı? Evet. Pastırmalı, pırasalı, açık böreğimiz